Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün lütfundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. 5. Umum Jandarma Kumandanı, Merkez Kumandanı, Polis Müdürü ve Dahiliye Müsteşarının değiştirilmeleri talebi. Bunlar Harbiye ve Dahiliye, yani İçişleri Bakanlıklarınca yapılacak olan işlemler. 6. İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kapı kapı dolaşıp ahaliye kağıt mühürlettirmelerine engel olmak. 7. Yabancı parasıyla satın alınmış cemiyetlerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin zararlı yayınlarına son verilmesi. Bilhassa subayların ve memurların bu gibi cemiyetlere mensup olmalarının katiyen yasaklanması. 8. Aydın Kuvayi Milliyesi'nin takviyesi ve iaşelerinin kolaylaştırılması ve temini. Bu konu Harbiye Bakanlığı'nca düzenlenecektir. Donanma cemiyetinin 400 bin lirasından lüzumu kadarı hükümet tarafından bu amaçla tahsis edilebilir. 9. Milli harekata iştirak etmiş memurların her yerde tam bir sükunet ve emniyet hasıl oluncaya kadar yerlerinden kaldırılmamaları ve milli emellere muhalif hareket etmelerinden dolayı millet tarafından işten el çektirilmiş memurların yeni memuriyetlere tayinlerinden önce özel olarak fikir alışverişinde bulunulmasın. 10. Batı Trakya muhacirlerinin sevk ve naklinin temini. 11. Acemi Sadun Paşa ve maiyetinin uygun şekilde geçimlerinin temini. İmzasız 5. protokolde barış konferansına gidebilecek kişilerin isimlerini içeriyordu. Bununla beraber bu hususta hükümet esasa riayet etmek şartıyla serbest bulunacaktı. Bu delegeler Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Dışişleri Bakanı Reşat Hikmet Bey ve uzman heyet olarak Hamit Bey maliyeden, Miralay İsmet Bey askeri konularda ve siyasi konularda da Reşit Bey'in bulunması istenmiş. Ayrıca Nafa işlerinde Mühendis Muhtar Bey, Bahriye yani denizcilikle ilgili olarak Miralay Ali Rıza Bey, istatistikle ilgili olarak Refet Bey, tarih ile ilgili olarak Emiri Efendi, hukuk müşaviri olarak Münir Bey, ticari işler ve muhtelif mezheplerin imtiyazlarına vakıf olan bir konuda da iki ayrı uzman kişinin görevlendirilmesi istenmiş. Yazı heyeti için ise Reşit Saffet Bey, Şevki Bey, Salih Bey, Orhan Bey ve Hüseyin Bey önerilmiş. Efendiler, bu müzakerelerimizin zabıtları arasında en önemli noktanın Milli Meclis'in toplanma yerine ait olduğunun yüksek nazara dikkatinizi çekmiş olacağını tahmin ederim. Meclis'in İstanbul'da toplanmasının caiz olmadığı hakkındaki eski fikir ve kanaatimizi Salih Paşa'ya kabul ve tasdik ettirdik. Ancak Salih Paşa şahsen bu kanaate iştirak etmekle beraber bu iştirakin şahsına ait olup şimdiden bütün kabine adına söz veremeyeceği yolundaki çekince kaydını da ortaya koymuştu. Kendisi kabine üyelerini ikna ve bu fikre iştirak ettirmek için elinden geleni yapacağını vaat ve muvaffak olamadığı takdirde kabineden çekilmekten başka yapacak bir şey olmadığını beyan etmişti. Salih Paşa bu hususta başarılı olamamıştır. Meclis-i Mebusa'nın toplanma yeri meselesine tekrar dönmek üzere Amasya görüşmesine ait maruzatıma son veriyorum. Yalnız efendiler, biz Amasya'ya gelmek üzere Sivas'tan ayrılır ayrılmaz, Sivas'ta pek de hoşa gitmeyen bir hadise cereyan etmiştir. Bu hadise hakkında kısaca bilgi vereyim. Amasya'ya vardığımızda İtilaf ve Hürriyetçilerin yabancılarla müştereken bir takım hıyanetkarane hareketlere teşebbüs ettiklerine dair bilgi aldık. Bunu derhal tamamen tebliğ etmiştim. Sivas'ta da
aleyhimde padişaha telgraf çekilmek gibi bir girişim olduğunu haber aldım. Fakat inanmadım. Elbette heyeti temsiliye arkadaşlarımızın ve karargahımıza mensup zevatın, valinin ve diğerlerinin dikkati buna engeldir dedim. Halbuki Şeyh Recep ve arkadaşlarından Ahmet Kemal ve Celal adında üç şahıs bir gece telgrafhanede kendilerine bağlı bir telgrafçı aracılığıyla arzu ettikleri telgrafları çekmişler. Gerçekten de Amasya telgrafhanesinden Salih Paşa'ya ait şu telgrafı getirdiler. Bahriye Nazırı Devletlü Salih Paşa Hazretlerine, Yaveri Hazreti Şehriyar Saadetli Naci Beyefendi Hazretlerine. Aylardan beri memleketimizde cereyan eden hali anlamak ve meselenin içeriğine vakıf olmak üzere il merkezine kadar zahmete katlanmanızı memleket ve milletin menfaatleri adına cümleten diler ve memleket ve millet adına makine başına teşriflerini büyük bir bağlılıkla istirham ederiz. Şemsettin Sivasi evlatlarından Recep Kamil, Zaralızade Celal, ulema, eşraf, tüccar ve esnaftan meydana gelen 160 mührü taşımaktadır İlyaszade Ahmet Kemal imzaları ile. Bana da 19 Ekim 1919 tarihli olan şu telgraf geldi. Amasya'dan Mustafa Kemal Paşa'ya. Ahalimiz, padişah ve hükümetin fikirlerini bizzat Salih Paşa'dan yahut emin bir lisandan işitmedikçe aradaki anlaşmazlığa hallolunmuş gözüyle bakamayacaktır. Dolayısıyla iki şıktan birini seçmeye mecburiyetinizi arz ederiz. İmzalar İlyaszade Ahmet Kemal, Zaralızade Celal, Şemsettin Sivasi evlatlarından Recep Kamil. Efendiler, biz bütün memleketi uyarmak ve aydınlatmakla uğraşıyoruz. Fakat düşmanlarımız da bize karşılık her yerde ve hatta bizzat bulunduğumuz ve her suretle hakim olduğumuz Sivas şehrinde bile kötülüklerini icra ettirebilecek alçak vasıtalar bulmakta muvaffak olabiliyorlar. Bütün ikazlarımıza, ihtarlarımıza rağmen şahsen ortadan kaybolur kaybolmaz Sivas'taki kişilerin dalgınlığı her yerde ne kadar kayıtsızlıklar ve müsamahalar vuku bulmuş olduğuna çok güzel bir misal teşkil eder. 19 Ekim günü Sivas'taki arkadaşlar heyeti temsiliye imzasıyla şu telgrafı veriyorlar. Amasya'dan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Şeyh Recep ve arkadaşlarının zat-ı devletlerine çekilmek üzere telgrafhaneye şimdi verdikleri telgraf sureti aynen aşağıda arz olunur. Bu konuda topçu binbaşısı Kemal Bey ayrıca tahkikat icra etmektedir. Bu telgrafa aldığımı arz ettiğim telgrafın suretini ilave ediyorlar. Sivas Telgraf Baş Müdürü de aynı günde şu bilgiyi veriyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Şemsettin Sivasi evlatlarından Recep, İlyaszade Ahmet Cemal ve Zaralızade Celal imzaları ile yazılan telgrafnameleri takdim ederim. Bu telgrafnameler gece getirilmiş ve memurlarımız korkutularak yazdırılmıştır. Her ferdin özel şartlar dairesinde telgraf yazmaya hakkı aşikardır. Ancak makine odasına rastgelenin girmesi yasak bulunmak şöyle dursun. Memurların tehdit ve korkutulması gibi hükümetin haysiyet ve vakarını rencide edecek hareketlere cüret etmek doğrusu kanuna isyan mahiyetindedir. Keyfiyeti vilayeti celileye arz ettim ve memlekette intizamın tesisi için çalışmakta olan zat-ı devletlerine de vaziyeti arz ederim. Hususi ihtiram ve tazimatımın kabul buyurulması istirham olunur. İmza Baş Müdür Lütfi. 19 Ekim 1919. Dersaadet Merkez Şefi Bey'e. Halkın lisanından arz olunan ve memleket ve milletin selameti adına takdimi istirham olunan telgraflarımızı tutan din ve devlet hainidir.
nihayet kan dökülmesine sebep olacaktır. Padişaha duyurmak için azmimiz kat'idir. Cevap bekliyoruz. Diyelim ve yayınımızı burada bitirelim. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın.